İbadet alanıysa depremden ya millet açtı. He? Arkadaşlar bir saniye yollar mısın? Yok hocam. Yok hocam ben tek bir şey söyleyeyim. Farz edin ki benim evim yıkıldı. Alacak bir yerim yok. Parasını kim hani cami Allah'ın evidir değil mi sonuçta? Cuma günleri kimden para? Cami Allah'ın evidir değil mi sonuçta? İşimiz yok. Evimiz var, işimiz yok. Bir eylem bir şey. Eylem de gitti. Bu imam mı? Bu imam mı? Bu imam mı? Burası Allah'ın evi. Burası bizim imam. İmam sabine hasma namaz kılmaz. Devlet il müftüsünü dahi arkasına almış ya. Allah'ın evinden bizi kovuyorlar ya. Var mı öyle bir şey ya? Beyler, konuşmaya bak ya. Bırakın arkadaşlar gelmeyin ha. Çıkarın çıkmayın. Beyler. Biz zaten buraya her gün sohbet etmeye gelmiyor muyuz? Evet. Her cuma burada. Namazımızı burada kılmıyor muyuz? Elhamdülillah. Benim burada oturmuyor muyuz? O zaman beyler yani bayan arkadaşların mescit bölümü var mı? Var. Yani bizim burada bir eylem amaçlı veya bir toplantı amaçlı değil. Yeri geliyor namazımızı baktırıyoruz. Burası bir sohbet yeri. Gel içeri bir sohbet verelim. Ya Allah'ın evinden bile bizi kovmaya çalışıyor ya. Ya bunlarda din imanı hiç kalmamış ya. Gitmeyin, bir yere gitmeyin. Yaşadığı trajikomik bir durum. İl müftüsü avlusunda durduğumuz, camide de duramayacağımızı söyledi. Dağılmamızı söyledi. Yani bu memleket gerçekten yani gülünecek bir hale geldi. İşçiler zaten ibadetlerini, inançlarını bu camide yaşıyorlar. Çalışırken de buraya gelip ibadetlerini yaşıyorlardı. Ama bugün devlet de öyle bir aciz içinde ki bu ülkenin müftüsünü de arkasına alarak gelip avluda duran işçileri dağıtmayı bile göze alabilecek duruma geldiler. Ama işçi arkadaşlarımız kesinlikle ve kesinlikle buradan gitmeyecekler. Zaten inançlarını yaşadıkları cami de burası. Sadece burada devletin ne kadar aciz duruma düştüğünü herkes görsün bilsin istiyoruz.